Arkadaşlar bugün bana çok heyecan ve gurur veren bir yerdeyiz. Ankara'dayız. Havelsan'ın teknoloji kampüsündeyiz. Burada hep beraber hem uzmanlarla Havelsan'ın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hem kurdukları yeni yapay zeka sisteminin dünyanın bütün sistemlerinden bağımsız olması nasıl bir fark yaratıyor onu bir konuşacağız. Hem de çok ciddi bir veri güvenliği, açık yazılım tarafında çalışmalar var, onlardan bahsedeceğiz. İstihbaratın geleceği, savaşın geleceği ister istemez yazılımlar üzerinde gerçekleşecek. Türkiye için de bu işi yapan Havelsan, ben de sizlere gururla Havelsan'ı takdim ediyorum. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz Havelsan'dayız. Demin koridorlardan gezdik. Kartımızın açabildiği güvenliklere girdik. Tuvalette kısa bir süre mahsur kaldık. Güvenlik önlemleri altında devam ediyoruz işlerimize. Fakat şimdi showroom'dayız sevgili arkadaşlar. Biraz Havelsan'da neler oluyor? Main tarafında neler oluyor? Yapay zeka tarafında neler oluyor? Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde teknoloji tarafında nasıl gelişmeler, geliştirmeler, nasıl teknolojilere imza atılıyor burada? Onları biraz size anlatmak istiyorum. Çok özel bir konuğum var. Geniş kameraya geçtim. Sevgili arkadaşlar bugün Burak Gayretli konuğumuz. Kurumsal İletişim Direktörü, Kurumsal İletişim Müdürü. Havelsan'ın. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Siz de hoş geldiniz. Valla nasıl olalım? İyiyiz. Ben çok heyecanlıyım valla. Ekibinizde çok güzel bir hava kattınız. Bugün çok heyecanım yerinde. Arkadaşlar showroom'u göremiyorlar. Orada drone, orada bir takım operasyonlar dönüyor. Buradan lazer atılıyor öyle. Falan. Fantastik de bir yerdeyiz yani. Öyle kesinlikle. Bizi de her gün etkileyen bir yer aslında. Havelsan'ın tabii koridorlarında ya da tuvaletlerinde mahsur kaldım dediniz ama inşallah gönlümüzde de mahsur kalacaksınız bundan sonra diyelim. İnşallah. Ekibinizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler. Abi hazır senin vaktini aldık seni stüdyomuzda, sizin stüdyonuzdaki stüdyomuzda sizi konuk ettik. Şunu sormak istiyorum. Biraz da hani hem genç arkadaşlar için hem de nasıl söyleyeyim? Son senelerde Türkiye'de hem savunma sanayisine ilgi arttı hem de benim kanalım oyun kanalı. Oyunlarla alakalı da savunma sanayinin modern taraflarını çok seven ve ilgilenen arkadaşlar var. Bize biraz Havelsan Türkiye'de ne yapmaktadır? Evet. Yani böyle bir kabaca yani dünya ile bağlantımız ne? Türkiye içerisinde neler için çalışıyoruz? Onları senden aslında bir dinleyebilir miyiz? Aslında şöyle söyleyeyim. Bu hani çok sorulmakla birlikte gizem de oluşturan bir konu. Yani savunma sanayinde çözümler üretip, ürünler geliştirip, projeler yapıp az bilinen şirket olmak aslında bizi kurumsal iletişimciler olarak zorluyor. Ama bir taraftan da hayal gücümüzü geliştiriyor ve Havelsan'ı daha farklı nasıl tanıtabiliriz noktasına gidiyoruz. Tabii Havelsan'ın temelde bir yazılım şirketi olması, kurgulanırken böyle kurgulanmış. Öncelikle şöyle çok kısa bir bilgi vereyim. 74 Kıbrıs Barış Harekatı yapıldıktan sonra ülkemize bir silah ambargosu uygulanıyor. Ve bu silah ambargosu sonrasında ülkemiz kendi milli silah sanayini, savunma sanayini geliştirsin diye öncelikle çatı kuruluşlar, vakıflar, mesela Hava Kuvvetleri Vakfı kuruluyor ve Havelsan'da Hava Elektronik Sanayi Şirketi olarak, anonim şirketi olarak 82 yılında kuruluyor. Yani 41 yıllık bir şirket baktığınızda. Sonrasında işte 85 yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlenme Vakfı çatısı altında Havelsan, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Aspisan, İşbir gibi kurumlar birleşiyorlar ve özellikle 90'lı yıllardan itibaren biliyorsunuz 90'lı yıllarda çok ciddi bir aslında dönüşüm var. İşte Soğuk Savaş bitiyor, Berlin Duvarı yıkılıyor, işte Sovyet Rusya dağılıyor, akabinde işte Windows 95 lansmanı yapılıyor. Dünya bambaşka bir noktaya gidiyor ve bu dönemde Havelsan'da, Havelsan'a tanımlanan bir görev var. Havelsan Türkiye'nin savunma sanayinde yazılım şirketi olsun diye bir görev tanımlanıyor. 90'lı yılların sonuna doğru Havelsan'ın da o yazılım geliştirme macerası dünyadaki trende bağlı olarak başlıyor. Ve bugün hala yerine dünyada herhangi bir ürünün konulamadığı, hatta daha da ötesini söyleyeyim, NATO'nun bile bunca çalışmaya rağmen, bunca üye ülkesine bu çalışmayı yaptırmasına rağmen bir tık bile yaklaşamadığı bir ürüne sahibiz. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün operasyonel süreçlerini, personel süreçlerini, lojistik süreçlerini dijitalize eden, kağıt ortamından kurtaran ve bütün operasyonu hızlandıran bir üründen bahsediyoruz ve 15 yıldan fazla zamandır Hava Kuvvetlerimiz kullanıyor. Düşünün arka planda ne kadar büyük bir emek olduğunu. Abi lafını balla bölüyorum. Yani bunun bir altını çizmek lazım. Şu an bizim Hava Kuvvetlerimiz neredeyse omurgadan diyelim Havelsan'ın geliştirdiği teknolojilere bağlı aslında. Havelsan'ın geliştirdiği teknolojiler ama burada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yani neredeyse belki de hani düzenli olarak haftanın 5 günü
Havelsan'da mühendislerimizle birlikte çalışması, mühendis ekibimizin oradaki isterleri görmek için hava kuvvetleriyle bir aile gibi olmuş ve o isterleri anlık olarak alıp sistemi sürekli güncelleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Hı. Aslında bu işbirliği bugün ürünün en iyi olmasını sağlıyor. Bu hava kuvvetleri boyutu. Mesela hani Havelsan'ın bugün pek çok teknolojide olmasının arka planında da en önemli sebeplerden bir tanesi şu. Bir simülasyon şirketi olması hasebiyle birçok farklı, yani hem yazılımdan gelen bir temeli olması hem de simülasyon şirketi olması bugün otonom sistemlere çok rahat girebilmesini sağlıyor. Tam da onu sormak istiyordum. Aslında savunma sanayinin herhalde geçmiş 100 yılı çok mekanik odaklı diyebiliriz. Ne demek? Yani işte aletin yağı var mı, çalışıyor mu, atıyor mu, sıkıyor mu? Mekanik olarak sahada bizi yüzüstü bırakıyor mu, sağlam mı, güçlü mü? Hani hep mekanik konuşuyorduk. Ama yeni yüzyılda belli ki soft tarafını, yani görünmeyen tarafı daha çok önemli olacak. Ben sırf bu söylediğinden dolayı Havelsan'ın da daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. Onu soracaktım. Aslında size gelecekte daha da fazla iş düşecek gibi. Kesinlikle Dronelar öyle. Dronelar artacak. İşte şu anda bile bizim gördüğümüz, biraz sonraki arkadaşlar da şu an görüntülerini görüyordur. Fiziksel olarak karada hareket eden, denizde hareket eden göklerdeki dronlarımız. Kaan'ın iç yazılımları sizden mesela geçti mi? Tabii, yani şöyle tam detayları söylememekle birlikte Havelsan'ın yazılım, Kaan'ın Milli Muharip Uçağımızın yazılım tarafında da, özellikle simülatör tarafında da, yani özellikle bunu kendi yöneticilerimiz de zaman zaman deklare ediyorlar. Bunu belirtmekte fayda var. Kaan'ın 21 Şubat'ta çok 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 büyük bir gururla ilk uçuşuna şahit olduk. Bütün Türkiye olarak çok büyük gururlandık. Ama arka planda aslında biz o gururu Havelsan olarak öncesinde yaşamıştık. Nasıl onu yaşamıştık? Onu uçuran pilot arkadaşlarımız aslında burada geldiler, çalıştılar daha öncesinde. Şöyle, simülatörü biz geliştirip TUSAŞ'a, kardeş şirketimize verdik, teslim ettik ve Kaan'ı uçuracak pilot arkadaşlarımız zaten mühendislik simülatörümüz üzerinde, yani Havelsan'ın yaptığı simülatör üzerinde uçuşu çok önceleri de yapmışlardı. Hatta o 21 Şubat öncesindeki kritik şeyleri bile, noktaları bile mühendislik simülatöründe görüp ona göre uçuşu yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Hı. O yüzden bizim için ayrı bir gurur. Yani Kaan'ın uçuşunda Havelsan'ın çok büyük bir katkısı olduğuna yürekten inanıyoruz ve büyük gurur duyuyoruz. Ama burada mühendisinden, teknisyenine, çaycısından, kurumsal iletişimcisine herkesin çok büyük bir emeği var. Yani burada hiçbir ayrım gözetmiyorum. Ama en büyük emek ne biliyor musun Can? Yani senin gibi böyle değer verip halkımızın da el üstünde tutması savunma sanayinin ve göz bebeği gibi değerlendirmesi... Tabii. Buradaki mühendislerimizi, teknisyen arkadaşlarımızı öyle motive ediyor ki, tekniker arkadaşlarımızı, bizi bile. Burak abi, bugün de inşallah şeyi konuşacağız. Yani sınırları korumanın veyahut da güvenliğe müdahale etmenin bir fiziksel tarafı var. Bir de aslında bence çok önemli bir kelime ve hep kullanmak gereken bir kelime. Milli veri, milli data dediğimiz, yani bizim hayatımızın kayıtları. Yani işte nedir? Sağlık durumumuz, gelir durumumuz, kim kimle evli, kim nerede yaşıyor. Evet. Biz sivilleri geç hatta, bugün bir askerin, bir polisin, bir jandarmanın evi nerededir? Çocuğu hangi okula gitmektedir? Sahada nerededir? Yani çok ciddi bir veri, havada artık görmediğimiz böyle bir veri hareketliliği var. Aslında bugün arkada da logosu var, Main. Biraz sonra Main'le alakalı uzman isimleri konuk edip onlarla da konuşacağım ama bu milli veri konusuyla alakalı sizin nasıl bir vizyonunuz var? O konuyu da bana biraz anlatabilir misin? Şöyle, bu bence en kritik konulardan biri olmakla birlikte, hani önümüzdeki yüzyıl başka bir yüzyıl dedik ya, artık verinin etki gücünün çok çok üst seviyede olduğu ve belki ülkelerin bile birbirlerine bir takım hem anlaşmalar, hem şantajlar, hem tehditlerin veri üzerinden gittiği bir hale dönüyoruz. Ki özellikle hani verilerin saklanması noktasında siber dünyanın nasıl bir aşamaya geldiğini, tehditlerin ne olduğunu da gözlemliyoruz. Şimdi Main ile ilgili özellikle kendi verimizin kendi içimizde kurgulanması, yorumlanması, yeni verilerin oluşturulmasında Main'in ne kadar önemli bir ürün olduğunu arkadaşlarımız anlatacak. Ama ben hani onların alanına çok girmeden birkaç başka ürünümüzle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bakın mesela 2019 yılında İçişleri Bakanlığımız Havelsan'a diyor ki, bizim milli bir biyometrik veri sistemi üretmemiz lazım. Hı hı. Nedir bu? Yüz tanımadan tutun da işte parmak izine kadar, retinaya kadar detaylı bir proje. Yapabilir misiniz? Yapabiliriz. 2019 yılının imza töreninde bizzat ben vardım.
2019 yılında projesi imzalanıyor ama Havelsan'da öyle bir bakın milli bilinç var ki, öyle bir ülke faydası düşüncesi var ki mühendis arkadaşlar daha sözleşme imzalanmadan çalışmaya başladılar biliyor musunuz? Hı hı. Ve o proje dünyanın hiçbir yerinde denk gelemezsiniz. 1,5 yıl süre içerisinde tamamlanıyor ve dünyada 6 ülkenin sadece yaptığı bir sistem, parmak izi tanıma sistemi. Biz de bir yabancı menşeli ürünü kullanıyorduk o tarihe kadar. Artık tümüyle bizde. Çok daha fazla yüksek doğrulamayla çok daha kısa sürede ve milli bir ürün geliştirdik. Önce nitelikli parmak izi, yani işte pasaport, kimlik gibi işlemlerde kullanılmak üzere olan. Şimdi de bu yıl kısmetse Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma gibi kriminal birimlerin kullanacağı niteliksiz parmak izini, şimdi bu veri değil mi? Böyle bir veri sizde kalıyor, parmak izi verisi. İşte yarın yüz tanıma gibi. Bunun dışında mesela bir ürün daha anlatayım ben, bu da çok kritik. Biz geçen yıla kadar yine yabancı menşeli bir ürün kullanıyorduk. Nedir o? Gemi trafik yönetim hizmetleri. Yani Türk boğazlarına giren herhangi bir geminin hangi ülke bandıralı olduğu, hangi yükü taşıdığı, kaç mürettebat olduğu, nereye gittiği, ne kadar bekleyeceği gibi aklınıza gelecek her türlü sorunun cevabının bulunduğu sistem bu yabancı menşeli sistemdeydi. Ulaştırma Bakanlığımız bir yerli sisteme ihtiyaç duyuyordu. Havelsan komuta kontrol yazılımlarından edindiği yetenekle oturuyor, düşünüyor, diyor ki biz ülkemiz için ne yapabiliriz? Bu aslında sivil tarafa fayda sağlayan ama ülke güvenliği için çok kritik olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri yazılımını yapıyor. Ve şu an Çanakkale'den, İstanbul Boğazı'ndan giren tüm gemiler, çıkan tüm gemiler, bekleyen tüm gemilerin yerli bir yazılımda verilerin tutulduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Devletimiz bunun üzerine Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri projesini hayata geçiriyor. Ve geçen ay projesi imzalanıyor. Kıbrıs Başbakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanımızın da katılımlarıyla, Sayın Savunma Sanayi Başkanımızın katılımlarıyla ve 2 yıl içerisinde inşallah Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'deki tüm gemi trafiğini milli olarak gözetleyecek, denetleyecek bir sistemi Havelsan kuruyor. Mükemmel. Bu anlamda verinin gizliliği ve verinin bize ait olması, bizde kalması noktasında birçok çalışma var. Anlatsam inanın program yetmez. Abi bu konuyla alakalı vizyonu bizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Müsaadenle şimdi Main ekibinden bir arkadaşımızı da konuk edelim. Onlara da biraz yapay zeka tarafında nasıl bir vizyonumuz var onu soralım. O tarafı da seyircilerimize aktaralım. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Başarılar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar demin Burak Bey'i dinledik. Burak Bey bize Havelsan'ın hem Türkiye için ne kadar önemli olduğundan hem de Havelsan'ın bir vizyonundan ve ne tarafa gitmek istediğinden bahsetti. Peki şimdi Havelsan tarafında çok önemli bir gelişme var. Bir yapay zeka geliştiriliyor bu tarafta. Kendi yapay zekamız, dışarıya hiç bağlı olmadığımız. Bunun detaylarını öğrenmek için bugün şimdi yanımda yine bir konuğum var. Havelsan Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Doktor Arif Mendi Furkan bir de. Okey. Hepsini bir anda söylemeye çalıştım. Karıştırdım abi. Kusura bakma biraz. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Vallahi aynen geldik buraya stüdyo kurduk sanki bizimmiş gibi sizi de ağırlamaya başladık. Sağ olun. Abi doktorluk hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Vallahi biz iki tarafı bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da öğretim üyesiyim aynı zamanda. Yeni teknolojileri, aslında yıkıcı teknolojileri çalışıyorum. Blok zincir, yapay zeka, dijital blok zincir gibi. Mi? Evet. Yatırım tavsiyesi yok ama şu an. Ne diyorsun bu aralar Bitcoin biraz yükseldi. Şu an tekrar tamam, girmiyoruz bu konuda. Şu an tekrar bir yükselişte en çok gelen sorular bu oluyor zaten. Seni zaten koridorda gören durduruyordur şu an muhtemelen. Yatırım tavsiyesi soruyorlar. Peki abi yatırımın aslında siz büyüğünü biraz bu tarafta yapmaya başlamışsınız. Main diye bir kendi yapay zekamız. Yani insanlar şeyin kıymetini bence çok anlamadı şu anda. Bizim bize ait, Havelsan'a ait bir yapay zeka olması ve bunun Türkiye'deki kamu kuruluşlarının kullanımına açılmasının arkasında bir ciddi bir kültür var, bir düşünce var. Biraz bunu konuşmak istiyorum seninle. Ama nereden esti ya bu Main'i geliştirmek? Yani ChatGPT var bir de biz yapalım falan gibi mi oldu? Nasıl oldu? Aslında dediğiniz gibi ChatGPT aslında günümüzün her tarafında kullandığımız bir araç haline geldi. Bireysel bazda tabii bu. İşte bir akademik çalışma yaparken ya da en ufak bir metin hazırlarken bile kullandığımız bir yardımcı olmaya başladı. Fakat kurumların ChatGPT'yi kullanabilmesi çok mümkün değil.
doğru da değil aslında. Çünkü ciddi bir gizli veriler, verinin olduğu yapılardan bahsediyoruz kamu kurumları için özellikle. Kamu kurumlarının ChatGPT'ye bir veri sağlaması milli güvenlik açısından da sıkıntı oluşturuyor. Kendi verilerinin sonuçta dışarı çıkartılması gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu da mümkün olmayacağı için aslında biz kurumların yerel kaynaklarıyla beslenen bir yapay zeka asistanı ortaya çıkartmaya karar verdik. Bu doğrultuda da aslında son bir senedir bir yatırım yaparak aslında insan kaynağı yatırımı en temelde en önemli kısım orası aslında. Ciddi bir yatırım yaparak aslında kendi büyük dil modelimizi oluşturduk. Main hiçbir yerle bağlantılı değil değil mi? Kesinlikle herhangi bir şekilde ChatGPT ya da farklı bir... Çektim server'ın fişini, server'ın değildi işte. İnterneti çektim. Çektik, evet. %100 kullanabileceğiniz bir modelden bahsediyoruz. Özellikle bir yerlerden API çağıralım, başkasının teknolojisini anlık olarak arka planda kira... Çünkü çok fazla yapay zeka çözümü... Evet. Şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Lafını böldüm kusura bakma da. Mesela. Markalar falan şey yapmaya başladı ya. İşte MediaMarkt ürün öneriyor bilmem ne. Arka ChatGPT'den bir bot yazılıyor orada. Bir tatlılık yapılıyor. İnsanlar sanki main öyle bir şey zannettiler. Burada çok ciddi bir kültür farkı ve çok ciddi bir yatırım var. Evet. Ve ben şeye çok şaşırdım. Yani ben başta bunu hani biz de bu işe girişiyoruz gibi bir şey düşünmüştüm. Yok siz bayağı biz large language model geliştirdik deyip çıktınız. Evet. Bu zaman, para, enerji, elektrik, ter falan yani zor bir zorlu süreçler. Aslında bunu yap yani ChatGPT kullanan pek çok uygulama var. Hani herkes diyor ki ben kendi büyük dil modelimi ortaya çıkartıyorum ya da yapay zekayı kullanıyorum diyor ama bu büyük dil modelini aslında ortaya koyabilmek offline modda hani internet bağlantısı olmadan kendi kurum içerisinde kullanabilecek bir sistem ya da bir ürün şu ana kadar çıkmadı. Biz aslında burada ciddi bir ihtiyacı ortaya koyduk. Ve bu kapsamda da kaynaklarımızı bu tarafa doğru yönlendirdik. 9 milyar parametreli bir modelden bahsediyoruz. İşte ChatGPT'nin ya da bugün Meta'nın pek çok farklı parametre modelleri var. İşte 7, 13, 70 milyar gibi Llama'nın farklı parametreli modelleri var. Biz özellikle 9 milyar parametreli bir model seçtik ki kompakt bir sistem ortaya çıksın. Herhangi bir şekilde donanım bağımlılığı oluşmasın. Çünkü bu da önemli konulardan siz bir tanesi. Siz bunu son tüketiciye sunmayacaksınız bir de şimdi. Öyle bir durum da var. Hani kesinlikle. Sen gel burada kedi çizdir, ne bileyim şarkı söylettir falan. Bunun işi bu değil. Demeyeceğiz. Aynen öyle. Yani kurumların kullanabileceği bir modelden bahsediyoruz. Kesinlikle son kullanıcıya açacağımız bir sistem değil ilk aşamada. Hı hı. Biz öncelikle kurumlarımızın verilerini koruyup onlara bir şekilde bir yapay zeka asistanı ortaya çıkartmak, destek olabilecek bir kuvvet çarpanı olarak karşımıza çıksın istiyoruz. Bu kapsamda main'i çıkarttık. Burada belki de seyircinin kaçırdığı ya da çoğu insanın main'in ne kadar kıymetli olduğunu gözden kaçırdığı şöyle çok kritik bir şey var. 15-20 sene önceydi, tam senesini hatırlamıyorum. Google'ın kurucularından bir tanesi konferanslarından birinde çıkıp şey demişti. Ya arkadaşlar biz bu Google'ı kurduk, Gmail'de aldınız, iyi ettiniz. Ama federal hükümetin bu kadar fazla memurunun Gmail kullanması bizce doğru değil diye adam konferansta ağzıyla söyledi. Yani aslında şunu demek istiyor. Ya abi siz devletsiniz, niye benim mailimi kullanıyorsunuz? Bende duruyor abi onlar. Hani alo yani dikkatli olun demeye getirdi adam. Üstü kapalı bile değil artık, açık açık. Ne demektir bu aslında? Ben de seyirciye biraz açıklamış olayım. Yani şöyle bir şey var. Şimdi ChatGPT ben hayatımda düzenli kullanmaya başladım. Örnek veriyorum, bir yerde bir devlet memuru, güvenlikle alakalı pozisyonda çalışıyor. Bir polis olabilir, savcı olabilir, gelir idaresinde çalışıyor olabilir. Yani vergilerle, sayılarla oynuyor olabilir. Bir raporu bir şeyden bir şeye dönüştürecektir. Yani o fonksiyonlara bir kere alışıyorsun. ChatGPT bu işleri çok iyi yapıyor. Sen şimdi o dosyayı sürükledin, bıraktın ChatGPT. Haydi, o nerelere gidiyor abi? Bilemeyiz nereye gidiyor. Artık o gitti. O senin yani senin devletine ait, senin vatandaşına ait olan o doküman artık o gezer. Artık evet. O sinte kadar gider, her yere gider yani. Evet. Şimdi bizim o yüzden kapalı bir sistem kurmamızın arkasındaki mantık milli veri demiştik ya. Yani milli kesinlikle. Veri konusunda sizin vizyonunuz nasıl? Biz yani milli veri işte bizim temel aslında Havelsan olarak mottomuz diyeyim yani kendi benimsediğimiz prensibimiz aslında platform bağımsızlığı. Sadece main'de değil, veri tabanı yönetim sisteminde de açık kaynak teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz. Yazılımda açık kaynak teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz. Kurumsal kaynak yönetim noktasında kendi platformumuzu ortaya çıkarttık. Kovan ismini verdiğimiz. Bu gibi noktalarda aslında biz platform bağımsızlığının oluşmasını istiyoruz ki yurt dışı bağımlılığı da ortadan kalksın. Çünkü yurt dışında ciddi şekilde yıllık lisans bedelleri ödeniyor. İşte ERP sistemleri, kurumsal kaynak yönetim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri,
Şimdi dediğiniz gibi ChatGPT mesela farklı bir şey getirdi. Yine orada da bir lisanslama modeli var. Hı-hı. Belki yarın enterprise modellerde daha da farklı, daha da yüksek modeller ortaya çıkmış olacak. Bizim temel sloganımız, benimsediğimiz prensibimiz platform bağımsızlığı. Bu şekilde aslında ülke anlamında da bağımsızlığı elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü savaşlar her zaman silahlarla, tankla, tüfekle olmuyor. Yani siber taraftaki, işte dijital taraftaki savaşlar daha fazla oluyor. İstihbarat savaşları. İstihbarat savaşları. Görmediğimiz savaşlar yani. Yani yarın bir gün lisansla ilgili bir kesintiye uğratabiliyorlar bizi. Biz bunların önüne geçmeye çalışıyoruz aslında. Yani şu an her şey iyi, güzel olabilir. Yarın savaş ortamında ise hani neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz hiçbir zaman. Hı. Bu anlamda da biz verilerin kurumların içerisinde kalması, aslında hem yapay zeka tarafında hem de veri güvenliği tarafında işte büyük veri ortamları oluşturuyoruz. Yine kurumların kendi içlerinde olabilecek bir yapı oluşturuyoruz. Bulut sistemleri kurduğumuz zaman da yine kurumların kendi kontrolünde, verilerin tamamen yine yurt içinde, mümkünse yine kendi sunucularında, kendi veri merkezlerinde olduğu yapılarda inşa ediyoruz bu sistemleri. Bu anlamda hani temel noktamız aslında açık kaynak teknolojileri ve lisans platform bağımsızlığı. Peki main'in kullanımında ileride şey gibi durumlar olur mu? Belki de var şu an, sen bana söyleyemezsin, bilmiyorum, atacağım ben şu anda. Örnek veriyorum, Emniyet Genel Müdürlüğü ile siz anlaştınız mesela, main orada devreye girdi. Cinayet büro o kendi database'ini yüklemiş, çık 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 bir şeyleri çaprazlıyor, data çıkarıyor ortaya. Oradan evet. Belki bir şeyler çıkıyor, atıyorum. Kesinlikle, yani aslında büyük veri ortamları kurulduğu takdirde, hı-hı, verinin çok olduğu yerlerde analiz yapmak, çeşitli sonuçlara ulaşmak çok da o kadar kolay oluyor. Çok iyi dizi senaryosu çıkar çünkü çok... buradan. Hani Behzat Ç ve main falan gibi hani böyle karışık işler farklı, çıkabilir. Farklı senaryolarda. Çıkacak çok şey var gerçekten. Tabii. Yani hani veri olduktan sonra işte bu çağın aslında en temel şeyi veri. Hı-hı. Veri ne kadar fazlaysa doğruluk oranınız da o kadar yüksek oluyor. Yapacağınız analizlerin çeşitliliği de o kadar fazla oluyor. Sizi daha fazla doğruya götürüyor. Biz sadece hani veri noktasında bu main kapsamında değil, mesela görüntü üzerinde de işleme yapıyoruz. Burak Bey bahsetmişti mesela, hı-hı, parmak izi sistemi bunlardan bir tanesi. Bunun yanında yine akıllı şehir, akıllı ve güvenli şehirler konseptiyle Ankara Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi belediyelerimizin aslında daha böyle asayişin yüksek olduğu sistemlerle birlikte şehrin güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili ürünlerimizi konumlandırıyoruz. Biz hani verinin olduğu her yerde güvenli bir şekilde o veriyi anlamlandırmaya çalışıyoruz aslında. Peki şey gibi fikirler var mı arka planda? Şimdi benim anladığım kadarıyla veri analizi ve yani dil konusunda main gelişmiş bir durumda. Görsel ve ses analizi veya üretme kapasitesi de ilerleyen planlarda mevcut gibi duydum. Evet. Yani aslında bunları zaten kopuk düşünmemek gerekiyor çok, hı-hı, fazla. Çünkü biliyorsunuz şu an Sora ciddi bir şekilde aslında bir lansman yaptı ve video ile birlikte aslında istediğiniz özellikleri göre hızlıca bir video çalışması yapabiliyor. Bu anlamda sadece hani bir metinsel generatif AI'dan bahsetmiyoruz. Görüntü kısmı, ses kısmı da bunun arkasına gelecek. Ve bu süreç çok hızlı geçiyor gerçekten. Hani 6 ay sonra belki çok başka şeyleri konuşuyor olacağız. Onun için biz bir taraftan zamanla yarışıyoruz aslında. Hızlı bir şekilde bu kamudaki dönüşümleri yapıp bundan sonraki aşamaları da planlamamız gerekiyor bir taraftan. Dediğiniz gibi bazı kısımları hani açıklayabiliyoruz, bazıları açıklayamıyoruz. Bir taraftan da bunun tabii ki B planları, bir sonraki adımda ne yapacağız? Bunların hepsi hazır durumda şu anda. Şey, gelecekte önemli bir konu olacak sanırım. Yapay zeka ile yapılan sahtecilik şimdi bile çok yaygınlaştı ama yani evet, ileride bir noktada emniyet güçlerine, istihbarat güçlerine şey lazım olmayacak mı? Bize bir ses kaydı ulaştı, bu gerçek mi? Bize bir görüntü ulaştı, bu gerçek mi? Yoksa örnek veriyorum, Ruslar yapay zeka ile geliştirmiş, biz de bizim Türk yapay zeka analiz ettirdik. O onun hani yapay zekanın generation algoritmasını tanıyıp, çünkü biz insan gözümüzle ayıramıyoruz. Evet. Ama yapay zekanın algoritmasını tanıyabiliyor. Yani arka tarafta böyle bir yapay zeka istihbarat geleceği çok mu bilim kurgu yoksa başladı bile mi? Aslında başladı bile, başladı yani. Bile. Şöyle örnek vermek gerekirse mesela emniyetle yine yaptığımız çalışmalardan yüz tanıma sistemleri, bu, hı-hı, işte kişi tespit sistemleri. Burada biliyorsunuz eskiden hani fotoğrafla bile karşılaştırma yapıp işte sistemi yanıltan çözümler çıkıyordu. Hı-hı. Şu anda biz mesela bunu canlılık tespitiyle yapıyoruz. Mesela parmak izi sistemlerinde. Bir insan ölmüşse parmak izi sistemi daha farklı tepki veriyor. Canlı ise daha farklı tepki veriyor. Buna göre de sistemin doğruluğu aslında değişiyor. Tam ajan film olayları bunlar, evet, abi. Yani bunlar... Splinter Cell'de falan vardı bunlar. Yani gerçekten hani seviye gittikçe artıyor. Anladım. Buna da bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi işte bu deepfake kısımların aslında tespit edilebilmesi,
doğruyla aslında yanlışın hakikaten ortaya konabilmesi daha da zorlaşmaya başlıyor. Bunun için de aslında algoritmalarınızın daha kuvvetli olması, daha artık hani eğitimlerin ileri seviyede olmuş olması gerekiyor. Biz de bu tarafa doğru hazırlıyoruz aslında kendimizi. Peki şey konusunda geleceği nasıl görüyorsun hocam? Bu şimdi ister istemez sizin de large language modeliniz var ve çok ciddi bir işlemci gücü gerektiriyor. Evet. Zaten işte GPU markası bir tane meşhur, evet. Şahlandı yürüdü, herkes biliyor. Evet. Herkes biliyor ismini. Fakat sizin de main large language modeli geliştirmek için bir takım sistemlerin 7/24 harıl harıl, evet, elektrik yakmış olması lazım burada. O buradan bugün gidip böyle bir kapısından görebilir miyiz makinelerin olduğu yeri? Tabii şöyle, bizim aslında gerçekten büyük bir işlemci gücü havuzumuz var. Çünkü farklı projelerimiz var, farklı, hı-hı, konumlandırdığımız ürünlerimiz var. Bunların çalıştığı da aslında veri alanlarımız, veri merkezlerimiz var. Biz de bunu aslında kendi içimizde bir nevi işte farming, yani tarla ya da işlemci tarlası bakış açısıyla kendi kaynaklarımızı da etkin kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi yani işte en son geçtiğimiz ay 10 milyar dolarlık bir sipariş geçildi büyük bir firma, çip üreticisi bir firmadan. Yani bu demek oluyor ki bir sene, iki sene boyunca o firma sadece o şirkete tedarik edecek çiplerini. Şimdi bu durumda da bizim hiçbir şekilde bağımlı kalmamamız da gerekiyor. Bununla ilgili de aslında hani kendi havuzlarımızı şu ana kadar kurmuştuk. Hem bunu artırarak devam edeceğiz, hem de kendi elimizdeki kaynakları daha verimli kullanacağız. Bugün de buradan sonra beraber orayı da ziyarete, süper, gidiyor oluruz. Ya Main'in geleceği beni çok heyecanlandırıyor. Aslında şey konusunda da heyecanlandırıyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz salonun içerisinde sağımız solumuz drone. Yani, evet, bir de bu dronların hareketlerini analiz edip o analizlerin sonuçlarını çıkartacak, belki eskiden insanların gözüyle anlamaya çalıştığı şeyde saha operasyonlarında, askeri operasyonlarda, istihbarat toplama aşamalarında daha verimli çalışmalar nasıl yapılabilir, bunları analiz edecek ve bunları başkasının yapay zekasına ya da zekasına, aslında, evet, bir işi başkasının zekasına emanet etmiyorsan yapay zekasına da emanet etmemen lazım. Bu konularda bizim içeride kendimizin çalışan bir makinesinin olması bence muhteşem bir gelişme. Abi seni konuk ettim, çok güzel şeyleri dinledim. Şimdi bir de bildiğim kadarıyla demin büyük database'lerden bahsettik, evet, ya özellikle de bizim kamu kuruluşlarımızın çok büyük veri tabanları var. Bu veri tabanları konusunda da Havelsan'ın bazı çözümleri ve önlemleri var. Bazı savunmaya geçtiğimiz defans noktalarımız var. Onları da dinlemek istiyorum. O yüzden müsaadenle o konuda uzman bir arkadaşımızı çağırıyorum. Çok teşekkür ediyorum sana konuk olduğun için, bize anlattığın için. Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel doktor, bu konuda doktor olmuş olma şeyden kalkınca kriptolardan biraz bana şey yap abi. Birlikte biraz değerlendiririz. Böyle hangisine yatırım yapacağız diye. Yorumlara yazın hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler abi. Arkadaşlar şimdi Havelsan'ın bizim ülkemiz için ne kadar kritik bir noktada olduğunu öğrendik. Ülkemiz için bu kadar kritik noktada olan bir şirketin içerisinde aynı zamanda da bir yapay zeka geliştirildiğinden bahsettik. Dış dünyadan tümüyle kopuk ve bizim büyük verilerimizi rahatlıkla analiz edebiliyor. Peki bu büyük veriler nerede tutuyor? Çünkü bunların güvenliği de biliyorsunuz çok önemli. Şimdi bunları detaylı bir şekilde konuşmak için Tolga Hacı Salihoğlu benim konuğum oldu. Veri Yönetim Grup Lideri ve Açık Kaynak Dönüşümü Grup Müdürlüğü. Dedim geniş kameraya geçtim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İki title'ın aynı anda olunca artık karta baktım okurken, kusura bakma. Ama yani hem veri tarafı sende hem de açık kaynak konusunda sizin bir odaklanmış olduğunuz bir durum var. Yani biz veri tabanı daha çok açık kaynak üzerinde çözümleme konusunda biraz uzmanlığımız var. Hiç bilmeyenler için soracağım. Açık kaynak niye bu kadar önemli bizim için? Hiç bilmiyorum. 5 yaşındayım öyle anlat. Açık kaynak bizim için hem milli bir konumuz öncelikle. İkinci konumuz da bağımsızlığımız konusunda da ve aynı zamanda lisans maliyetleri konusunda da bize etkin bir çözüm sağlayan bir yapı aslında. Bunu seyirci anlasın diye daha detaylı soracağım. Açık kaynak kullanmıyorsak ne kullanıyorduk mesela? Açık kaynak kullanmıyorsak hala günümüzde kullanmaya devam ettiğimiz lisanslı ürünleri genel olarak her alanda kullanmaya devam ettik. Bir takım özel şirketlere ait olan, özel şirketlere, o özel şirketlerin ciddi bir kısmı, evet, da farklı ülke menşeili. Tamamı. Tamamı öyle hatta. Onlara bağlı olacaktık. Evet. Şimdi demin de aslında ChatGPT ile alakalı onu konuştuk bir noktada. Sen oraya dosyayı sürüklüyorsun, bırakıyorsun. Nereye gidiyor belli değil. Evet. Şimdi sen yabancı menşeli bir ülkeye Sağlık Bakanlığı'nın verilerini koyduğun zaman hani adam diyor ki mal bende duruyor diyor. Tabii ki. Ben de abi endişe etme diyor ama hani
ne olacağı belli değil. Onun yerine bizim bu tarafta sunduğumuz çözümler var galiba. Evet, biz de bu tarafta yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz bir veri tabanı yönetim platformu, ismine ODAK diyoruz. Hı hı. ODAK veri tabanı yönetim platformumuz kurumlarda bu tarz yaşadığımız sorunları gidermek için hem veri güvenliğini sağlamak için hem bir database as a service platformu olabilmesi için, çünkü bu tarz bir ihtiyacınız olduğu zaman biliyorsunuz işte dünyanın en büyük markalarına gidip oralardan bir servis satın almanız gerekiyor. Sadece servisi satın alma anlamında değil, hem verinizin o taraflara gitmesi, hem verinizin dünya üzerinde dağıtık bir şekilde tutuluyor olması gibi birçok konu var. Biz de bunlara hem ülkemiz anlamında bir çözüm bulmak istedik, hem de buradaki maliyetleri nasıl düşürürüz diye aslında bakarsanız bir çözüm sunmak istedik burada. Bildiğiniz gibi bizim çok büyük markalara ödediğimiz çok büyük lisanslar var. Bu hani kişisel anlamda ödenilen lisansların haricinde bir de kurumsal olarak buradan bir banka mesela diyelim ki finansal verisini saklayacak bir yerde. Tabii ki ve şu anki tüm banka verilerimiz bu bahsettiğimiz lisans ürünlerde, lisans ödenerek burada saklanabilen, Exadata dedikleri bir yapı üzerinde saklanabilen bir yapı. Burada hem donanım hem de yazılım olarak iki türlü de bu tarafa bir bağımlılık oluşturuluyor. Biz burada bağımlılıktan kurtulmak istedik öncelikle. Hı. Hem donanım hem yazılım anlamında. Yani biz bir bizim ODAK yazılımımızı aldığınız zaman bir bağımlılığı kalmasını istemedik hiç kimsenin. Hiçbir şeye, donanımsal olarak da yazılımsal olarak da. Yani şimdi çoğu yazılım ve donanım çalışan yapılarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani o yazılımı kullanmadığınız zaman donanım sizin için hiçbir anlamı olmuyor. Hı. Ya da o donanımı kullanmadığınız zaman o yazılım hiçbir mantıklı bir çözüm size sunmuyor. Bunlar gerçekten maliyet açısından baktığımız zaman özellikle kurumsal anlamda gerçekten çok büyük maliyetler. Ve bu sürekli devam eden, yani hani bir kere aldım bitti gibi değil, bu aylık ödeme planları olduğu gibi lisans maliyetleri de bu şekilde yıllık ödeme maliyetleri oluşuyor. Peki şey soracağım güvenlik açısından. Ya bizim burada sunduğumuz ODAK hizmetinin bir güvenlik iddiası da var mı? Tabii ki. Ana konularımızdan bir tane, hani database as a service dedik. Güvenlik de bunlardan bir tanesi. Bizim bu iş için başlarken 3-4 tane çok önemli konu vardı aklımızda olan. Kolay ölçeklenebilme, veri güvenliği gibi konular vardı. Burada yapmamız gereken şey, verimizin özellikle yurt dışı tarafında bir şekilde kullanılmaması, bizim için önemli olan verinin... Saldırı oldu diyelim ki, saldırılara karşı korumamız nasıl? Saldırılar altında da veri yönetim platformu olduğumuz için hem de veri tabanı hem donanım anlamında bir çalışma yaptığımız için burada bir veri güvenliği de ekstradan sağlıyoruz. Hem burada kullanılan siber güvenlik tarafıyla da tabii geliştirdiğimiz konular var, üstünde çalıştırdığımız konular var. Hem de verinizin isterseniz kendi ortamınızda, isterseniz Havelsan ortamında güvenliğini sağlayabileceğimiz bir ortam oluşturuyoruz. Öncelikle hedefimiz aslına bakarsanız bu. Çünkü biliyorsunuz çok uzun zamandır verilerimiz yurt dışında ya da işte yurt içinde bile, hatta çok sızıntı oldu abi de son senelerde, bizim seyirciler oldu. De şeyden çok şikayetçi. Yani belki bu sızıntıların hepsi hani veri tabanı ya da veri yönetimi anlamıyla alakalı olmayabilir. İşte verinin sınıflandırılmasıyla alakalı, işte kimin hangi veriyi ne kadar görmesi gerektiğini net belirlenmesi gibi çalışmalarla alakalı sıkıntılar da olabilir, ama biz bunların hepsini tek bir platform üstünde toplayıp bir çözüme kavuşturmak istedik. Konularımızı da bu şekilde birbirlerine bağlayarak tek bir noktada yönetilebilen bir veri yönetim platformu geliştirdik aslında. Şey de çok ilginç oluyor, çünkü o sızıntılarda bir oldu mu pat bir e-ticaret sitesi bir sızıyor, zaten 15 milyon kullanıcısı var. Tabii. Bunların en meşhuru vakti zamanında sen de hatırlarsın, Sony'nin database'ine bir sızmışlardı. Her şey çıktı. Geçtiğimiz aylarda ben daha oyun tarafından takip ediyorum tabii. Yine Sony'den büyük bir sızıntı oldu. Hangi oyunu kaç paraya satmışlar, kaça almışlar. Bir tane oyunun yarısı sızdı, hacklediler, oyunu kullanılabilir hale getirdiler falan. Yani bu veri güvenliği işi, şimdi bunlar oyun moyun falan olunca laga luga geçiyoruz ama... Evet. Askeri veri olabilir. Tabii ki. Prototiplerle alakalı veriler olabilir. Tabii ki. Veya ne bileyim, Sağlık Bakanlığı'nın verisi olabilir. Maliyeyle alakalı finansal veriler olabilir. Bizim şu an peki ODAK olarak çalışmaya başladığımız, senin bize söyleyebileceğin hizmet verdiğimiz nereler var? Gelir Dersi Başkanlığı var. Şu an bizim en başta olan konulardan. Bayağı kritik bir yermiş abi. Ticaret Bakanlığımız var ki orasının verisi de gerçekten çok önemli bir boyutta.
Bir de kamu ihale kurumu gibi üç kurumda çalışıyoruz. Maşallah, hepsi finansal veri bunların, kritik hemen veriler. Hemen hemen evet, hepsi finansal veriler ve bizim aynı zamanda fintech konusunda da ekstra bir çalışmamız var. Görüştüğümüz birkaç bankada var bu konuda bir POC çalışması ve test aşamasındayız. Bu konuda da işler iyi gidiyor aslına bakarsanız. O tarafta da bu bağımlılık konusunda bir şekilde çözüm bulmayı düşünüyoruz. Çünkü açık kaynak dünyada bize şöyle avantajlar oluşuyor. Şimdi lisanslı ürünlerin, yani az önce Furkan Bey de bahsetti, açık kaynak dünya olmadığı zaman lisans anlamında dünya arasındaki ilişkiler, yani ülkeler arasındaki ilişkiler her zaman değişkenlik gösterebilir ve burada bir sıkıntı yaşadığınız ülkenin bu konuda size bir ambargo gibi bir şey uygulama kısmı var ki o zaman ne olacak, yani ben çok önemli sistemlerimi çalıştıramayacak mıyım, burada nasıl bir çözüm bulacağız ki bu daha önce buna benzer konularda yaşandı gerçekten. Tabii. Bizim bir fiil içinde olduğumuz konular oluyor, hem askeri alanda hem diğer alanlarda. Bunlara da aslına bakarsanız bir çözüm geliştirmek çok önemli bir konu. Peki sizin açık kaynak konusundaki bu çalışmalarınızla alakalı bir de etkinliğiniz olacak galiba yakında. Evet, 18 Nisan tarihinde bir PostgreSQL konferansı düzenliyoruz. Bu dünya genelinde düzenlenen konferanslar. Bunu Türkiye'de biz Havelsan olarak düzenlemek istedik ve 18 Nisan'da eğer bir katılım şeyiniz varsa sizleri de bekleriz. Bir de açık kaynak konusu sizin odaklandığınız da bir şey. Çünkü açık kaynak konusuyla ilgili galiba insanları da çağırdınız, buna dahil olmalarını istediğiniz bir platformunuz da var. Tabii biz açık kaynak platformu olarak biz çok ürün geliştirdik ve burada açık kaynak platformu üstünde daha doğrusu birçok ürün geliştirdik. Burada da gene hem iş ortaklarımızla hem de üniversitelerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Bu çalışmalarla birlikte bu platform üzerinden birlikte projeler geliştirebileceğimiz ortam sağlamış oluyoruz. Peki şeye geri dönersek, odağa geri dönersek, odakla ilgili şunu merak ediyorum. Şimdi bu biraz aslında şey gibi, iki taraflı böyle bir terazi gibi. Yani ben diyelim ki kurumum için main'i aldım. Main ile odak database ile çok daha rahat çalışıyorum şu anda, değil mi? Tabii ki. Yani sadece main anlamında bir yapay zeka platformunun sizin için çalışması çok önemli bir şey tabii ki, ama aynı zamanda burada verinizin de ne kadar koruyabildiğiniz, burada verinizi ne kadar kolay işleyebildiğiniz ve buradan alacağınız sizin performansı sizin için çok önemli tabii ki. Peki. Abi bu açık kaynak konusu aslında vakti zamanında Pardus'la da çok bizim ülkemizde gündeme gelmişti. Pardus'la ilgili çalışmaları da siz bir noktaya kadar hatta kurum olarak devam ettirdiniz, onu diyecektim. Bir de bize bir oradan bahsedebilir misin? Yani bence çok önemli ve çok erkenden atılmış bir adımdı. Yani ben Türkiye'de hakikaten böyle vay be biz bu ülkede bunu yaptık dediğim konulardan biri. Ha çok kullanıldı, kullanılmadı, o ayrı bir konu. Hala yaygınlaştırılmasıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Havelsan'da işte Pardus kullanımı yaygınlaştırılması konusunda gerekli etkiyi gösteriyor, gerekli çalışmaları gösteriyor. Evet, bence de çok önceden başlanmış. Çoğu ülkeye göre çok önceden başlanmış bir konu. Şu en son 23 konu çıktı galiba çünkü, değil mi? Bir tabii, de güncellemeler tabii devam evet, ediyor yani. Güncellemeler hala devam ediyor. Kamusal anlamda göç yapılan kısımlar var. Ama bu konuyu bence de dile getirmeniz çok önemli. Burasının biraz daha hızlandırmamız, hem kamusal anlamda hem özel anlamda da bence bu konuda da bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özel kullanım anlamında da bu tarafa biraz önem vermemiz gerekiyor. Çünkü diğer tarafta da ki lisanslı yazılım kurumsal anlamda yaşadığımız şeyler kişisel anlamda da yaşanabilir ve bunlara önlem almamız gerekiyor bence de. Peki abi çok teşekkür ediyorum. Yani bugün aslında sizin sayenizde insanlara şeyi aktarabilmiş olduk. Havelsan bu ülkenin yazılım ve software geleceğinde ne kadar kritik bir noktada. Biz bir de bunun üzerine yapay zeka geliştiriyoruz. Peki bu yapay zekayı at nerede koşacak? Verinin üstünde, datanın üzerinde koşacak. O datayı korumak, kollamak ve yönetmek konusunda sizin tarafta nasıl çözümler var? Bunları seyircilere aktarmış olduk. Çok teşekkür ederim ben abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Kameraya doğru da böyle baktık. Arkadaşlar beni bir sunucu database odalara gidiyor muyuz şimdi? Evet şimdi gidelim. O zaman hadi bakalım. Hadi arkadaşlar o taraflara doğru gidiyoruz.
Arkadaşlar demin sistem odasına girdik, bir baktık. Orası biraz artık gizli bölge diyelim. Hani biz orayı çekemedik. Zaten gördüğünüz gibi bu tarafta sistem odası. Burada denizaltı projesi, burada karayakonuşu test sistemi falan derken gergin bölgelerdeyiz artık. Buralardan size çok fazla görüntü veremiyoruz. Ama şu bilgileri aldım. Şu anda Havelsan'ın üzerinde çalıştığı bütün projelerin verisi aslında bu merkezde ve bunun gibi farklı farklı pek çok yerlere konuşulanmış ayrı ayrı merkezler var ki onların güvenlikleri, korunmaları biliyorsunuz. Bir de deprem, su, yağmur, elektrik falan o tarz şeylere karşı da korunmalı oluyor böyle bölgeler. O tarz korunan pek çok odadan bir tanesiymiş. Burası ile ilgili çok da fazla detay vermiyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü çok kritik şeyler var bu tarafta. Bir yandan da şu an Maine'in yapay zekasını laboratuvarda geliştiren verisinin bir kısmı da bu tarafta çalışıyormuş. Arkadaşlar yani gelecek artık biraz da sistem odalarında, GPU ünitelerinde, data banklarda geleceğin bir kapısından içeriye girmiş bulundum. İçerisi cillop gibi diyeyim, siz kafanızda bir şeyler canlandırın. Hadi bakalım, o zaman şimdi bir laboratuvara gidelim. Maine'le biraz sohbet edelim, bakalım bizim dil modelimiz, büyük dil modelimiz neler yapıyormuş, onu da görelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar Havelsan'dayız, yapay zeka laboratuvarındayız. Hayatınızda kaçınız yapay zeka laboratuvarında oldu bilmiyorum ama yapay zeka laboratuvarında olmak çok güzel bir şey. Ama arka arkaya söyleyince de biraz anlamını yitiriyor. O yüzden şimdi Bahadır Karataş benimle beraber. Bahadır ya, Karataş sen de bir yapay zeka mühendisisin. Doğru, evet. Helal. Bu elini evet. Sıktım hayatta ilk yapay zeka mühendisi sevgili arkadaşlar. Bu elimi uzun bir süre yıkamayacağım. Neyse. Sevgili Bahadır, oturduk Maine'in başına. Şimdi Maine hayırlı olsun, geliştirdiniz. Arkada datalar çalıştı, database'ler uçtu, öldü, gittik, gördük, data center'lar, GPU'lar, masraflar, bir şeyler. Evet. Kendi large language modelimiz var artık. Doğru. Sohbet, muhabbet edebiliyor. Edebiliyor. Yani havadan sudan, bir nasılsın falan yazalım mı? Bir hani şey yapalım. Önce bir selam vererek başlayalım. Yani insan muamelesi yapalım bir. Ha tatlış. Çok da şey. Bayağı da konuşkanmış sizin zeka vallahi. Evet. Güzel, okey. Canı isterse konuşur. Senin bir tane ama girişte kaydırıcın var değil mi? Biraz böyle resmiyle, tabii, resmiyetle tabii. Gevşeklik arasında gidip geliyor yapay zeka. Öyle bir kaydırıcın da var. Bir böyle resmi kesin yapsana mesela. Çok mu resmi? Kesin, evet. Full kesin, nasılsın de. Ben bir yapay zekayım, durumum yoktur. Kesinlikle. Aa müthiş, tam tahmin ettim, cevap verdi. Çok hoşuma gitti. Okey, şimdi bu aşırı ciddi ve kesin değil mi? Hiç evet, gevşeklik yapmayacak kesin. O yüzden. Oldukça o yüzden kesin. Kendisine çok net bir soru soralım. Soralım. Bir oyun geliştireceğim. Hangi oyun motorlarını tavsiye edersin? İmla hatalarını falan hiç görmezden gelip anlıyor. Hiç önemli değil bizim. Ciddi. Halleder. Hatanı düzeltir diye korktum bir an böyle. Çok ciddi yaptı ya kendisini çünkü. Unity'yi kullanabilirsin, Unreal Engine'i kullanabilirsin, Godot'u kullanabilirsin, CryEngine'i geliştirebilirsin diyor. Şimdi biz öbür tarafta arkadaşlarla şey çok konuştuk. Neticede büyük veri işleme, kurumlar kullanacak bu tarafı, kurumlar kendi içlerindeki veriyi analiz etmeye çalışacaklar falan filan. Onunla ilgili bir ihtiyaç belirtsek, o ihtiyacı çözebileceği bize bir şeyler çıkartabilir mi? Mesela deneyelim. Şey gibi database'lerinde böyle sayılar var mı? Mesela örnek veriyorum, eski futbol verileri falan var mıdır sence? Bu attım. Veriden ziyade bir üretken yapay zeka modeli olduğu için, aha, gördüğü verilerden genelleştirerek de bazı cevaplar üretebilir. Hı-hı. Denemek istediğiniz bir isim varsa deneyelim. Şey desene mesela, örnek veriyorum sana, dünya futbolunun en çok gol atılan yılı. Deneyelim. Hadi bakalım. Kaçtır. Neydi? Kaçtır. Öyle mi? Bak bilmiyordum. 1236. Aa bak güzel döktü. Futbolla alakalı dataları istedik, tıkır tıkır döktü. Evet. Hatta bir aradan sonra çok döktü, tamam dedik abi sakin. Çünkü sen keskinlikten yine nötre çektin. Evet. Konuşkanlığı artıyor bunun zaman içerisinde. Peki ben buna bir algoritma sorsam. Mesela pathfinding algoritmaları sen benden tabii iyi biliyorsundur. Benden 100 katı iyi biliyorsundur muhtemelen. bir pathfinding algoritması bize yazabilir mi acaba? Önce Dijkstra'yı soralım o zaman. Bir nasıl olur, bir algoritma olduğunu anlatsın. Sonra olur, bir de ondan kod isteyelim. Tamam.
Hatta ekstrayı da bu arada yazılım bilmeyenler Witcher 3'te meşhur bir karakter olduğu için de ekstra biliyorlardır. Witcher'da gönderme yapmışlardı da ekstraya, çok hoşuma gitmişti. Herhangi bir düğüm başlangıç düğümü için başlangıç düğümü en kısa mesafesi sıfırlayın. Yani bu aslında, şimdi mesela bizi izleyenler arasında bu algoritmanın ne işe yaradığını bilmeyenler vardır. Hadi evet. Sana bize bir onu açıklasana, ne iş yapıyor bu algoritma? Dijkstra algoritması verilen nodlar arasındaki shortest path'i veriyor bize. Hı. Yani en kısa yolu veriyor. Yani ben bilgisayarı onda tıkladım karakter, dedim ki sen lan buradan buraya yürü. En kısa path'i bulmanızı sağlıyor. Okey. Yani aslında arka planda algoritma çalışıyor, diyor ki bu karakter buradan gider, o yolu çıkarıyor. Ve belki de saniyede birkaç kere hesap yaptı. Bunun oyunlar da var. Evet. Popüler oyunlarda falan. Evet, burada öncelikle bize anlattı algoritmanın nasıl, hı-hı, çalıştığını. Daha sonra bir örnek vermeye başladı. Burada context length'imizi biz limitli, okay, tuttuğumuz için. Tabii. Artık burada sustu burayı artık. Peki bunu bana bir dilde yazsın mesela. Yani. Ne, Python? Olsun. Tamam. Bunun kodunu Python dilinde yazarsın diyelim. Tıkır tıkır yazıyor arkadaşlar şu anda. Sence doğru mu? Sen anlarsın. Doğru görünüyor. Daha iyi. Doğru görünüyor. Okey, şimdi senden alalım onayı yani. Ben bakıyorum. Bence çok zekice gözüküyor ama buralar benim koptuğum yerler. O zaman şöyle yapalım. Python'da yazdı bize. Eyvallah. Ne bileyim. Ne de C sharp sharp? Olur olur. Java? Java. Java da soralım. Hadi Java da soralım. Okey. C sharp sharp diye bir şey yok. C++ var. Bir de C sharp var. Adam beni düzeltmedi. Ben kendime utandım mı? Ha, bu algoritmayı dedi bak. Okey, yani context length'te Dijkstra'dan bahsettiğimizi de anlıyor. Tabii, anlar. Okey. Ya bu sizinki değil ama artık ürün olarak piyasaya sürülmüş diğer yapay zekalar da context length'leri giderek arttırıyorlar. Evet. Korkutucu derecede arttırıyor. Unutmuyor yani neyden bahsettiğimiz. Çok, evet, fena bir nokta. Peki şimdi şeye baktık, main'e baktık. Main'e onu sorduk, bunu sorduk. Context length'te aldı, iki dilde yazdı, bana algoritmaları çıkarttı. Eyvallah. Ben sana şunu soracağım. Ya bu taraf bitmiş zaten. Sen şu an ne de olsa Türkiye'de yapay zeka geliştiren birisin, sayılı mühendislerden bir tanesisin. Dünyadaki gidişatı nasıl görüyorsun? Dünyada... Çok genel bir soru oldu ama her hafta yeni bir şey düşüyor önümüze. Öyle. Yani nereye varacak bu? Öyle, bizim için de öyle yani. Dünyadaki yapay zeka alanındaki çalışmaları takip etmek bizim için bile, hı-hı, zor olmaya başladı. Burada yani yapay zekadaki ilerlemelerin çok heyecan verici olduğu aşikar. Sadece doğal dil işleme alanında değil, görüntü alanında da çok büyük gelişmeler sağlanıyor. Video modelleri çıkıyor, görüntü modelleri iyileşiyor. Biz de Türkiye olarak ses, görüntü ve doğal dil işleme alanlarını birleştirerek genel yapay zekaya giden yolda adımlar atmaya çalışıyoruz ve bu konuda araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki şimdi burası Havelsan, sen yapay zeka mühendisisin, helal olsun falan. Herkes çıktıktan sonra burada Call of Duty, Counter Strike falan. Onlar yani, yok. Yani olabilir, olabilir. Olabilir. Ne oynuyorsun en çok peki? Ben çok oyun aramak. Bunu bir yere bağlayacağım ama sen bana. CS 2. 2'ye geçtin mi? 2'ye geçmedim işte, o kadar oynamam. O kadar. İşte. Bende oyun çok yok ya, yanlış adam. İşten yanlış güçten adam. Bir süre sonra oyun işi azalıyor. Peki içten içe şey diyor musun lan, ben şunu böyle bir hafif bükeyim, Counter Strike'a bağlayayım. Görülmüş en iyi botu yazayım Counter Strike evet, için falan. O var, o içgüdü var. Yani hayatın her anına entegre etme içgüdüsü var. Anlatsan yapar mı peki? Çünkü temeli var değil mi şu anda? Bilmiyorum. Aa, okey. Peki arkadaşlar, şimdi kameraları kapatıyoruz ve belki de dünyanın en gelişmiş botlarını geliştireceğiz. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Havelsan'daydık. Havelsan'da sizlere milli veriden bahsettik. Milli verinin korunmasının öneminden bahsettik. Bu veriyi işlemek için Havelsan'da geliştirilen yazılımlardan bahsettik. Bizim şu anda aktif olarak sahada kullanılan askeri cihazlarımızın içerisinde Havelsan'ın nasıl yazılımları var, onlardan bahsettik. İnşallah da bu Havelsan'da daha çok daha farklı ve ilginç olaylar oluyor. Onları da size devam eden videolarda göstermeyi umuyorum. Kendinize iyi baktınız. Hoşça kalın. Teknolojiyle kalın. Haydi bay bay.